paralarda Yunus Emre paranın üstündeki resimdi bu. 200'lükler paralarda. Ya, gösterelim onu sana. Vallahi yüzdeki detaylar, gölgeler, çene bayağı canlı gibi yani. Sanki oradan çıkıp üstümüze yürüyecek gibi geliyor. Gayet başarılı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve size kuş alırız. Sağ olun.
Abidin sen ne yaptın ya? Şimdi hiçbir resim defteri harcamadan, hiçbir boya harcamadan bütün evlatlarımız şu fenerle resim yapabilecek. Yani bu bambaşka bir şey. Bilemiyorum. Ben şaşkınlık içerisindeyim valla. Siz de yapabilirsiniz oturduğunuz yerden. Tabii. Bizde o kabiliyet olsa keşke. Ne yapabilirsiniz. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Biz ne yani? Normal bunu yapman için önce hani kara kalem bir şey çizebiliyor. Uzaktan çizgi çizin demek istedik efendim. Zaten. Ne dedi anlamadım. Ne? Çizgi çiz. Yani çizgi de mi çizemiyorsun diyor. Ha. Çizgi. Evet. Çizemez o. Çizgi, ben zannetmiyorum. Bir çizgi deneyebilirim ama. Daha zannetmiyorum. Yolda düz yürüyemiyor bence zaten. Bırak çizgi çizmeyi. Lambalar sönmesi lazım. Lambaların sönmesi lazım. Ha çizeceksin. Evet. Yok Hülya çizecek. Ben çizerim. Ben yolda çiz hadi. Ben çizerim tabii. Uzaktan. Geçin. Ben. Uzaktan ben eğer ışık görünüyorsa çizerim. Çiz bir şey biz hadi. Lambaların bir tane... kapanması lazım. Nasıl nasıl? Lambaların kapanması lazım. Tahmin ediyoruz onu. Kapatalım. Evet. Hadi çiz bakalım. Hülya çiziyor. Ay canım. Bu ne? Ne yapıyoruz bunu? Hayır okula git. Düğmesine basın. Bize hangi temayı işleyeceksin bu akşam? Senin temanı. Evet hadi çiz bakayım. Bak bak şimdi bak. Alkışlarım. Bir dakika. Bak ne bu? Hızlı hızlı. Fil adam. Bir dakika elim alışacak ya. Oo yandık. Ne çizeyim söyle. Ben yolda yürüyemiyorum sen çizeceksin ya çiz bakayım hadi. Kuş çizin kuş. Kuş çiz. Yok be en kuş. Zor şeyi söyledin sen. Tamam at çiz. Bir dakika. Seni çizeceğim. Bana bak seni böyle. ne güzel çizdi maşallah. Hülya'nın ki... beyin dalgalarını görüyorsunuz şu anda. Gördüğünüz gibi gayet karmaşık. Çok hızlı hareket ediyor. Tebrik ederim. Bunu da yapmak da ayrı bir şey. Müsaadenizle. Yap canım, yap tamam. Canım. Buyur. Gel canım gel. Sağa doğru. Kımıldama. Sus, nefes alma. Buyur. Üç yaşındaki çocuğun eline versen... Ama bunu ben de yamuk yumuk yazarım. Düz yaz bakayım. Düz mü demiyorum. Ben acı yazacağım. Sen Hülya. Kimin tamam. Yazısı daha güzel bakacağız. Tamam. Kim buyur. Daha iyi kullanıyor anlarız. Buyur. Buyur. Bu ne ya? Bekle. Ay. Ortadan geçeceksin canım ortadan. Ya sen karışma bana. Bu ne? Ay korku filmi gibi. Korku filmi ben gibi. Ben korku filmi teması istiyorum. Korku filmi gibi. Yazdı. Yaz bakalım başla. Bak bak. Bak. Aa ördek mi o? Gül. Ha evet. Ay şu ışık yanınca çok iyi. Bir dakika başlıyorum. Başla başla. Başla başla. Ay başlıyorum bir dakika. Tabii. Şunu ayarlayamıyorum. Farkındayız. Acun. Yemin ediyorum bak seni çok kötü yaparım şimdi. Bir dakika dur. Ya Abidin ne işler açtın başımıza? Bir insana laf sokarken kendin yapabiliyor ol bari. Ben sana ne lafını soktum? Düz çizemez de, yolda yürüyemez de. Al. Bu ne ya? Al. Bu ne ya? Arkadaşlar. Bir de hızlı yazacağım. Ü nerede ya? Ü nerede? Ü geçti yazdım nerede onu. Nerede Ü? Vallahi yazdım. Al. Ü yok, Ü yok. Al. Bir de hızlı yazdım. Neyse ışığı yakalım. Hızlı hızlı yazdım bir de. Hatta imzamı da atayım hızlı, dur. Hızlı hadi. Çok zormuş. Gerçekten çok zormuş. Yani bu şunu ışığı... değdiğin yer çiziliyor çünkü. Çok dengeleyemiyorsun zor. Yani. Evet. Teşekkür ediyoruz. Alkışlar uğurluyoruz.
Çocuklar yani katıldığınız ilk turdan beri bence kendi yörenizi en güzel şekilde temsil ettiniz. Hiçbir şekilde size güvenenleri mahcup etmediniz ve çok güzel bir şov sergilediniz. Çok çok tebrik ediyoruz öncelikle. Teşekkürler. Teşekkürler. Bizi destekleyen herkese de teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Gece gündüz hayal kurar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
Nait Bey, gerçekten çok zor ve emek verilmesi gereken bir iş yapıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Allah'a ısmarladık. Hey! Senden tanrı konumu bende tipten aktı fame. Ellerimde şöhret olsa dahi benden aktı fail. Birden aktı kaleme beyin, hayat kurulu game. İftiralar attı hem de benim gibi bir aktiviste. Çıktım karşısına canımla geri bir deste. Dinini beste kimse bizle kapışamaz bu pistten. Hiç de girme aptal olma sıçtın oğlum git temizle. Boğum çok var, yolu daha çok var. Bass drum nefesimi sağlıyoruz. Uzaklar sizde bizi olduğundan uzakta. Kal yerinde çok konuşma kendin ol ve sus aptal. Çok var, yolu daha çok var. Bass drum nefesimi sağlıyor. Uzaklar sizde bizi olduğundan uzakta. Kal yerinde çok konuşma kendin ol ve sus aptal. İstanbul eli kaldır. Hadi eğlenmeye geldik hep beraber. Elleri görelim. Herkes lütfen. Hacı Batkaragöz İstanbul. Hey. Şimdi başlıyoruz. Hey. Yok et beni, bu da yeni görevim. Yine bitti vakit, aga roket dilim. Kafiye cephenize roketlenir ama sarmıyor siz bize. Açık benim, hep ara bul beni ve de hep. Hep filozof oluyor, hiç sonu yok. Çok soru soruyor da hep afra tafra. Ekibimin hayatı sokakta aptal. Sakal hoşuma gidiyor, suçla beni. Hadi tekrar başa sar, sonuçta beni. Sizler kişiliğe gidip usta değil. Ama bizdeki yeteneğin üçte biri. Dur, bu vakale ses ver. Beni dinle, hepimize bakıyor birçok yer. Kom gel bul, makine yatak bele gel. Burası bu ocalını kapat, yeter son ver. O kare yol ver, beni dinle, hepinize basıyor kanter. Kom gel bul, makine yatak tele sen. Bu çetimi kapatamaz, her gene son ver. Dur, bu vakale ses ver, beni dinle, hepimize bize bakıyor birçok yer. Kop gel vur, makine yatak bele gel. Burası koçenini kapat yeter son ver. Beni dinle, hepimize bakıyor birçok yer. Kop gel vur, makinamı tahtele sen. Bu çenini kapatamaz, her gene son ver. Döller şimdi bu benim sıra. Kafamı bir takıyorsam gelir sıram. Homie uçaksa var dilime, işte bol seni çok ısıran. Töne yok pusulan tabi korkalı tay. Evde deneme bunu bile bana sor. Kamlı bir sancı bu ekibine telepil. Hafta sonum body ekibine post. Hey, bu çenimi kapatamaz, her gene son ver. Dur, Hacı Batkaragöz İstanbul. Eli kaldır hadi İstanbul. Teşekkürler. Son 2 3 4. Dur, bu vokale ses ver. Ben edilir hepimize bakıyor birçok yer. Kop gel vur, makine yatak bele gel. Burası ko ocalini kapat yeter son ver. O vokale yol ver. Ben edilir hepimize bakıyor birçok yer. Kop gel vur, makine matat hele sen. Bu çenemi kapatamaz, her yere son var. Bass, Hacı Bat, Karagöz, İstanbul. Arkadaşlar, final olduğu için son bir istek, bir tek bir istek. Herkes eli kaldırabilir mi? Lütfen. Herkes. Yanındakini uyar kaldırmıyorsa. Yanındakini uyar. Uyar. Evet işte bu. Çok şimdi iyi, yavaş iyi. Yavaş sağdan sola yapıyoruz. Çok iyi. Çok iyisiniz. Siz busunuz. Çok iyi. Bravo. Bilenler şimdi başlıyoruz. Çok iyi. Hey, gel öyle durma, Türkçe rap'e gel. Anahtar elinde, hip hop bir bomba. La 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 la. Kulakları tıkama, gerçekten de mikrofon. Hip hop bir bomba. Gel öyle durma, Türkçe rap'e gel. Anahtar elinde, hip hop bir bomba. La 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 la. Kulakları tıkama, gerçekten de mikrofon. Hip hop bir bomba. Helal size. Hey. Çok teşekkürler. Evet yani arkadaşlar, ilk çıktığınız günden beri hep bir farkınız vardı. Ve bunu hep hissettirdiniz. Yani gerçekten yeteneklisiniz. Hiç tereddütüm yok. Bu akşamki Tupac Shakur'lu başlangıç için de çok teşekkür ediyorum. Yani onu bir jest olarak ediyoruz, alıyorum. Gerçi Dr. Dre'li bölümleri dinledim ama olsun. Devamını hissettim diyelim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Thank you.
bir ateş düştü. Yanar ha yanar yanar. Ümit gönlümün ekmeği. Umar ha umar umar. Ellerim ah yumuk yumuk. O seni tırnakları. Stuck in the clouds, she begs me to come down, says boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here, warm sun and wind in my ear. We'll watch the world from above as it turns to the rhythm of love. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. Play the music low and sway to the rhythm of love. My heart beats like a drum, a guitar string to the strum, a beautiful song. After I've gone, you'll still be humming along, and I will keep you in my mind, the way you make love so fine. We may only have tonight, but till the morning sun, play the music low and sway to the rhythm of gerçekten gölgeyle ilgili yapılabilecek ne varsa onu bize verdiğinizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Biz de Game of Gölge'yi alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkürler, çok sağ olun. Herkese selam. La 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 la.
Alıp ne var ne orada? Dur bakalım, bir bakalım arkadaş. Üzüm pekmezli tayin. Vay maçım. Recepçinin, kolpaçına şirinin yatağında kıpırdı var. Allah aşkına aç bakalım kimmiş lan? Ne var lan burada? Yaz kızım, 200 torba çimento. 20 kamyon şirin çileği, bir torbada mantar. Mantar çok önemli bak. Mantarın, aa kardeşlerim sizler mi geldiniz? Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Zeki, Zeki oğlum. Geliyorum ben. Ay. Zeki alıp tükür şunları suratına. Memnuniyetle. Ops. Ben Şirin Baba'ya söylemeye gidiyorum arkadaş. Sabotaj, rezalet. Şirin Baba, Allah. Dur bir dakika bak. Ben halledeceğim. Şirin kardeşlerim, Şirincik. Şimdi öncelikle Şirin Baba, yani babam bunları bir duyarsa yemin ediyorum hepimizi iptal eder acı. Bu gitti söylemeye. Ben çok ince bir insanım yani. Bu tür şeylere katlanamam yani. Bu nedir ya? Bu ne? Şirin Tepe çocuğuyum ben. Ne olacak ki? Oh. Hepinizin var ya hepinizin. Ben gidiyorum arkadaş. Gel kız buraya. Bana bak Sarıçı. Sen gel bakalım böyle. Kavga yapmayın. Aa Şirin Baba geliyor arkadaşlar ya. Aa Şirin Baba. Şirinler, sizinle konuşmam gereken konular var. Şöyle çekin oturun bakalım. Çekelim Şirin Baba. Sanki bir kişi eksik gibi. Hey biri eksik galiba Şirin Baba'ya. Gelsin nerede? Oh. Neredesin oğlum sen? Neredesin koçum ya? Şirin Baba'yı bekletiyorsun ya. Neyse tamam. Şimdi Şirinler... En az hepiniz 5 çocuk yapsın. Ya Şirin Baba 5 çocuğu kiminle yapacağız? Köyde bir tek Şirin'i... Şirin'i? O zaman Şirin'i hemen ben alayım. Şirin'e gelip... Aa hayır benim benim. Dur oğlum ben alacağım. Hayır benim. Durun, durun. Bırakın o kızı. Bir izdivaç programı yapalım. Şirin'in kriterine kim uyarsa onu seçsin, onunla evlensin. Kabul. İzdivaç programı başlasın. Otur. En sonunda hiç başlayacaksın. Efendim izdivaça hoş geldiniz. Şirin'in talibi. Orhan Baba Şirin galiba. Sevgili gönül dostları. Alkış, alkış. Aa Şirin Baba, Şirinler aşkına Orhan Baba. Evet, evet seni istiyorum. Sevgili Şirin, hem bana baba diyorsun, hem de evlenelim diyorsun. Sapık mısın sen? Bu şartlar altında seninle evlenemem Şirin. Hata yaptım, özür dilerim baba. Hataysız kul olmaz hatamla. Sev beni, sev beni gönül dostu. Neyse canım, en iyi talibi sona sakladım. Huzurlarınızda modacı Hakan Akkaya Şirin geliyor. Karşıdan kim gönder, buyursun gelsin. Bebeğim öncelikle şunu söyleyeyim. Yüzün çok güzel. Ama mavisin, balon gibisin. Ama oh. İğrensin. Ah, Hakan Akkaya. Evet, evet bunu istiyorum, bunu istiyorum. Ben sana evet diyorum ve benim misin bebeğim? O zaman bu iş tamam ya. Uzatmanın hiçbir anlamı yok. Bir itirazı olan varsa söylesin. Yoksa sonsuza kadar sussun. İtirazım var. Aa,
bekliyoruz. Evet bebeğim, gel. Nasıl buldun beni? Navigasyonla buldum. Bilmiyor musun aşkım navigasyonu? Oo, iyi. Yeah. Döner ye. Dur bakalım bacım, dur bakalım. Bakın. Benim değnemde hemen böyle kız vermek yok. Önce hünerlerini göster kocam. Önce hünerlerini göster. Sıkıntı yok. DJ ver müziği. Bring the action. Every day I'm shuffling. Helal olsun koçum sana. Sağ Şirin'i verdim gitti. DJ ver bakalım bizim anlayacağımız dilden müzik. Haydi Şirinler düğüne. Benim gördüğüm Hakan, her geçen gün kadroyu güçlendiriyorsun. Zaten evet, çok etkilisiniz. Taklitlerde çok başarılısınız. Sağ ol. Yeah.
oğlum. Merhabalar. Bugün memleketten aradılar Hakkari'den. Dediler ki abi bu sefer oylama yokmuş salonda, biz rahat rahat gelebiliriz değil mi? İzlemek istiyorlar canlı canlı. Dedim ki hani o mesafeden buraya gelmenize gerek yok. Televizyonda izleyeceksiniz zaten. Olsun abi dedi, biz gelelim. İyi dedim, kaç kişisiniz dedi. Dur abi bir dakika sayıyorum dedi. Zannettim ki 10-15 kişi diyecek. Abi 750 kişiyiz dedi. Dedim ki o kadar, yani ikinci bir salonumuz yok. Şimdi ben... Hakikaten dedim ki ikinci bir salonumuz yok. Ya Acun abi ben bu sahneye o kadar alıştım ki Allah aşkına, hani çok heyecanlıyım, mutluyum da ama bunalımdayım biraz. Hani bitmesin istiyorum. Yani istiyorum ki yeni bir format bulalım. Söz formatları ben buldum bile. Haftaya bir süper final yapalım. Veya yok böyle final olabilir. Baba beni finale gönder olabilir. Ama içlerinden en sevdiğim ne biliyor musun? Favorim, bunu beğeneceksiniz. Adını final koydum, Acun'un yolu. Çünkü hakikaten bunalıma gireceğim haftaya, biliyorum. Yani haftaya haberlerde köprüye çıkmış bir manyak görürseniz o benim. Ne yapıyorsun orada? Abi sahneye çıkmak istiyorum. Oğlum daha yeni çıktım, program yeni bitti. Olsun, Acun abiyi çağırın bana. Üç evet ver, atlayayım. Bak yemin ediyorum. Şimdi burada çok eğlendim. Hakikaten burada yaşadığım anları teşekkür ediyorum. Hiçbir yerde yaşayamam. Unutamayacağım da hayatım boyu. Ama asıl mevzu arkada başlıyor. Şimdi orada yarışmacılar var. Geçen yarı finaldeyiz. Hani bu da şey gibi oldu. Şimdi benim ilk sezonum bu olmuyor ama 4 sezondur katılan var ya buraya. Artık onlar askerlik anısı gibi yeteneksizsiniz anlatıyor. Birinci turda acemiliğe denk geliyor ya. Şimdi abi ben birinci turu Edirne'de yaptım. Gerçi. Şimdi ama ben uzun dönemdim. Finale kadar gittim. Bir de kısa dönemler vardı, onlar ikinci turda gidiyordu yani. Ya yok şaka mı? Geçen hafta yarı finaldeyiz, arkada şöyle şeyler oluyor. Dansçı gruplar var. Hani ben tek başımayım, bir böyle konsantre olmaya çalışıyorum. Bir 4 kişi falan etrafımı çevirdiler. Onların da bir tavırlar var ya, check it out man falan. Abi dedi, sen 10 numarasın. Abi sen çok komiksin, senden başkası yalan abi dedi. Hakikaten böyle şeyler yaşanıyor arkada ama asıl mevzu internette. İnternette bana mesajlar geldi, hep böyle... Tebrik ederiz, iyiydiniz, sempatiktiniz, sağ olun dedim. Yine böyle kibar mesajlardan biri zannettim ama. Mesaj attı, nasılsınız? İşte tebrik ederiz falan, sağ olun dedim. Bir numaranı verir misiniz? Numaranızı verir misiniz dedi. Böyle kibar gidiyor konu. Ya kusura bakmayın, veremem dedim. Allah belanı versin, inşallah elenirsin dedi. Bak. Ondan sonra, ya bak ben burada... Her turda finale kadar geldik, her turda babamı anlattım. Ama her turdan sonra da dedim ki ben babamı bir daha anlatmayacağım, yeter. Ama adam öyle şeyler yapıyor ki mümkün değil abi. Yarı finalden sonra hani finale çıktım, babamın ilk sorduğu soru, yani adam soru bankası gibi abi, Allah onu soru sorsun diye yaratmış. Yani adamın sorduğu şuydu, Kemal dedi, Acun Bey benle anneni finale çağıracak değil mi dedi. Dedim ki yok dedim baba, Acun abi seni Survivor için düşünüyor. Annemi de O Ses Türkiye için düşünüyor dedi. Hani annemle babam hakikaten iyi ikilidir. Anlaşırlar ama bir gün birbirlerine bir düştüler. Şimdi ben küçükken 12-13 yaşında bir gece uyandım, sağ tarafım mosmor. Ertesi gün doktora gittik. Doktor dedi ki senin sağ taraf kapanmış. Ameliyat olman lazım. Peki dedi. Ameliyatı oldum, kontrole gittik. Ben, annem, babam. Doktor dedi ki sen küçükken büyük bir darbe almışsın. Sağ taraf komple paramparça olmuş. Yani ben 15 senelik doktorum, öyle bir şey görmedim dedi. Dedim doktor bey, ben hiç öyle bir darbe almadım. Yok dedi, çok küçükken almışsın demek ki, hatırlamıyorsun. Şöyle bir annemle babama baktım. Onlar şöyle bir tavana bakmaya başladılar. Belli biri düşürmüş beni. Önce babam daha benim sormama kalmadan dedi ki, vallahi dedi Kemal dedi, hiç ben karışmadım. Annen seni yüzüstü betona düşürdü dedi. Babam bunu deyince annem çıldı. Dedi ki senin baban da dedi seni kucağına alırken kollarından tuttu, kolların yerinden çıktı dedi. Babamın verdiği cevap, ama geri taktım yerine.
Hani doktora falan götürmemişler yani. Ondan sonra hakikaten böyle şeyler yaşadım. Şimdi ameliyat deyince bakıyorum, bazıları bakıyor, acaba burnu estetik mi diye. Yok, et vardı. Türkiye'de sen yani ameliyat olup da hani burnumu beğenmediğim için yaptırdım diyen bir insan duydun mu? Duyamaz. Herkeste et var. Herkeste. Mesela gidiyor ameliyatı oluyor. Burcu, aa estetik ameliyat çok yakışmış. Ne estetiği ya, bende et vardı. Ha yani yıllardır bütün kabahat ette mi yemiş? Vallahi bak ben burada hani kızların düşmanı değilim, yanlış anlamasın kimse. Erkeklerin de hakikaten böyle mizahı var, o tarafı var. Biz erkekler erkek ortamında hani anlatırız böyle hep sevgilimiz olduğunda. Hani biz maçoyuz işte, ben eve istediğim saat giderim, şöyle yaparım, böyle yaparım. O sıra onu anlatan kişinin telefonu çalar, aşkım yazıyor ekranda. Ama aşkım nasıl yazıyor biliyor musun? Sonunda 9 tane M var. hani maçoydun? Hani taş fırındın? Konu yine ama kızlara geliyor. Bu sizin yüzünüzden. Yani yatıyoruz, yani şimdi Murat sana bir şey soracağım diyor. Sor diyorsun hayatım. Ya da tamam boş ver diyor. Ya da tamam yani soracağım dedikten sonra boş veren, sormayan kız gördün mü? Ben görmedim. Soracak, rahat ol. Dedi ki ben senin telefonda ne diye kayıtlıyım? Aşkım diye. Kaç M var sonunda? Bir. Bir mi? Tamam. Uyu o zaman, uyu. Sen uyu. Uyu sen uyu. Şimdi ne alaka diyorsun? Ha, ne oldu diyorsun bebeğim, ne oldu? Ya uyu sen uyu. Ya kızım ne oldu söylesene. Burcu'nun sevgisinin telefonuna aşkım yazıyor. 9 tane M var. Dedim peki ben senin telefonunda ne diye kayıtlıyım? Merve. Dedim niye? Babam görüyor telefon devamlı komidinde. Sonunda ama 5 tane E var dedi. Bir kere yaptığın işi seviyorsun, bunu hissediyorum. Bu bir. İkincisi, biraz daha cesaretin olsa, ki olacak ileride. Haklısın, sahneye alışık değilsin. Sen baya baya bu işi halledersin. Baya baya iyi bir stand-upçı olursun diye düşünüyorum. Çünkü olayları gözlemlediğin noktalar, detaylar çok başarılı. Bence başarılısın. Teşekkür ediyorum. Daha önce de söyledik. Yeteksizsiniz de stand-up'la katılırsanız birinci tur, ikinci tur ayrı hikaye, yarı final ayrı hikaye ve finalde ayrı bir hikaye. Ve özellikle yarı final, ikinci tur, yarı final ve final arası çok kısa olduğu için de 3 performansı yaklaşık 20 gün içinde çıkarmanız lazım. Birçok arkadaşımız da biliyorsun zaten yarı finali geçemediler bu yüzden. Ben de gayet başarılı buluyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar oluyoruz. Told me when I'm moving,
Garriga. Que tú estás rica. Yo vengo para lo mío. La vengo como día, no me gusta lo frío. Pásame la boca, que no la sigas río. Sabes que yo soy Armando Lío. No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera. No soy jundivo, pero mami, dame más, más madera. Aprende una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto. Día alegría, yo soy Armando formando escándalos. Sí. Ali, sen şu anda bu gösteri dalının son noktasındasın. Daha ilerisi artık ne olur bilemiyorum ama son noktasındasın, onu hissediyorum. Bugün resmen artık güzel bir rezital yapayım dedin ve finalinde güzel yaptın. Tebrik ediyoruz ve seni de kulise alıyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar.
world, yeah. Berna, ilk turdan beri gerçekten herkesin çok dikkatini çekiyorsun. Yani bu çok kolay bir iş değil. Gerçekten yetenek isteyen bir iş. Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde şu anki görüntüm bile çok hoş görünüyor açıkçası. Bu daldan, bu branştan keyif alan insanlar için çok başarılı bir gösteriydi. Berna da çok teşekkür ediyoruz.
Yani çok farklı farklı danslar seyrettik, öyle değil mi? Herkes kendi dansını yaptı. Yine çok kalabalık, çok görkemli. Kıyafetler falan çok güzel. Gerçekten sahneye yakışan bir ekip. Çok hazırlanmış, uyumlu. Valla söylenecek hiçbir şey yok. Bana göre gayet başarılı yani. Hiç eleştiri yapacak durumda değiliz arkadaşlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Var mısın maça? Seni yeneceğim Keş bu sefer. Bu sefer seni yeneceğim. Bekle. Keş. Ayakta. Yani başka bir şey demiyorum sana. Keş, ben sana çok istedim bunu. Sana şut çekmek istiyorum. Ama önce biraz ısınalım. İp atlayalım. Yat. Gel. Böyle otur. Oynayalım hadi. Yat. Yat.
You're insecure, don't know what for. Turn your heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Şu gösteriyi falan bırakalım. Biz eğlencemize bakalım, tamam mı? Keş, final partisini başlatmaya var mısın? Yat. Kalk, dön, otur. Ayakta, ayakta kalk. Ayakta kalk, ayakta kalk. Yat. İkinizin diyaloğu mükemmele yakın. Bütün komutlara neredeyse hemen hemen tamamıyla katılabiliyor Keş'te. Bana göre çok üst düzey bir gösteri oldu. Teşekkürler. Bu arada Mustafa'dan da rica edelim. Senin hakikaten sırtından havalanıp o frisbee tuttuğu yerler bana göre çok İstisnaydı. Bir de hani hiç kaçırmadı. Hani ip atlaması falan artık normal geliyor da bize. Acayip yükseldi ya. Galiba. Evet ama Hülya hakikaten bak inanılmaz yükseliyor. Bunların da bak bu böyle bir şey yok ya. Bu ne abi ya? Bak. Şurada havada dondursana bir. Havada dondursana. Şu şey gibi, şu anda LeBron James ya. Griffin mi ya da? Blake değil mi? Blake Griffin. Evet. Smaç şampiyonu köpeğimiz. Alkışlarla uğurluyoruz. Roger, ready to move out.
cebini. Nerem derem. Gül yüzünü. Nerem derem. Dudaklarını. Revin lan sen bu gecen kudurdun lan. Delirdin mi? Sen sevdin mi? Bilmez. Çalgıcı karısı bilmez. Genkör genç bir dilenciyim, sokak sokak gezerim, beni gören zenginlerden. Geldik galiba. Well, I got a woman. Oyun bitti arkadaşlar. Selamımızı verelim. Türküyle, zencisiyle, arabıyla, kürdüyle, çinlisiyle, çerkeziyle, ne ırktan olursak olalım, hepimiz bir aileyiz. Benim ailemin ismi Fana. Etkilendim çok ya. Benim yeteksizsiniz Türkiye'de seyrettiğim en iyi dans şovu buydu. Çok teşekkürler. Sağ ol, sağ ol. Yani bu bugün seyrettiğimiz başka bir şeydi. Siz de çok güzel performanslar sergilediniz. Ama ben bir kez daha söylüyorum, bu sahnede bu kadar etkileyici, seyirciye bu kadar dokunan bir dans gösterisi hiç seyretmedim. Çok teşekkürler. Hepinizi tebrik ediyorum. Sağ ol, sağ ol. Çek köşeye geri. her şeyin sağ olun. Her şeyin sağ olun. İnşallah yakında görüşmek üzere. Ulan kötü oluyor bu. Allah'ım ne güzel görünüyorsun öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk Hacım Bey. Nasılsın? İyiyim Hacım Bey. İyi misin Baha Bey? İyiyim Hacım Bey. Baha Bey hoş geldiniz. Hoş geldin Hacım Bey. Baha. Sen yine çıktın değil mi televizyona? Bir daha seni görmeye geldim. Elindekiler ne? Mandalinalar.
Nereden aldın onları? İsmail abi. İsmail seni bayağı tanıyor. Sen Bodrum'dan mı getirdin bunları? Evet. Ha, ne güzel. Aa, çok güzel. Allah Allah. Peki sonra yiyeceğiz bunları, tamam mı? Özledin mi bizi? Evet Acun Bey. Seni geçen sefer seyirciler ne yaptı? Beni parçaladı. Oy. Oy. Öksürdün. Ben hasta oldum. Bu hasta olmuş halin mi? Geçmiş olsun. Sağ ol Acun Bey. Peki. Hülya geçen sefer seni masaya yatırmadı değil mi? Hayır. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Aferin. Kim bu vazgeçti? Ben mi sen mi? O vazgeçmiş. Ben. Peki. Peki bu akşam ne yapacaksın? Bundan çalacağım. Tamam, yeni bir şarkı mı? Yıldızların altında. Yıldızların altında mı çalacaksın? Evet. Kargo işte öyle şarkı. Evet. Tamam. Biz hazırız o zaman. Tamam. Hadi sahne senin. Ve kime ne çalacağım? Tamam. Tamam. Hadi sahne senin. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Kimini vardı? Atara'dan kimini vardı? Onu neye çalacağım? Peki. Hazırız.
sen hiçbirine Senin kuzenin mi şu? Evet. Adınız neydi? Adınız neydi? Ece. Gel benim yanıma. Polisçi abiye versene. Polisçi abiye vereyim, tamam. Canım benim, çok güzel çaldın ya. Harikasın. Merhaba. Seninle gurur duyuyoruz bir tanem. Çok seviyoruz seni. Senin seyircilerin arasına yollayayım mı? Dur, sen düşersin. Arkadaşlar dokunmak yasak. Sen işte ben kuzenim miydin? Evet. Sen nereden geldin? Geçen gün beraberdik ya seninle. Unuttun mu? Beraber waffle yemiştik. Waffle yemiştik. Evet, patatesti. Patatesi de yedik, seni görmeye geldim. Bağ gel böyle, gel. Dur. Tamam gelin, gel. Bak, bir şey söyleyeyim, dur. Kızlar. Hayır, bak şöyle bir tur attıracağım. Bir kişi dokunursa yalnız geri alacağız, tamam mı? Tamam. Mıncıklamayacaksınız. Evet. Bak. Çocuklar, grip olur, bir şey olur birinizde. Evet, gel. Çocuk. Gel. Şuradan şimdi şöyle aradan bir yürü gel, tamam mı? Dokunmayın. Aç. Dur, takacağız bunu, dur. Tamam, yeter. Çok basma lan. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Dur. Kulağını takacağız. Gel buraya. Sen dur. De çok tatsın. Dur. Baha, kulağını bir dakika taktım ben. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir kerecik ısın. Seni tanıyorum. Dur. Hatta koparayım ne olur. Allah. Herkes Allah nazardan saklasın. Nerede görüştük? Nerede görüştük ya? Aşağıda.
Baha. Çarpıya bastım. Baha kendine mi bastın? Kendine mi basıyorsun onları, çarpıları? Evet. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Elenmiş oluyorsun artık. Bir daha yarışamazsın bu durumda. Geri al şunu, geri al şunu. Bir daha bas. Çocuğu haşat ettiniz. Hayır, görsünüz, geçer. Aa, ben de öyle öpücük istiyorum. Ben de öyle öpücük istiyorum. Nasıl öptü? Evet gel. Şunu öptürmedim. Kıskandım. Nereye gidiyoruz? Evet Hülya, kısa bir yorum. Ne kısa yorumu canım, bu çocuğa kısa mısa yorum yapılmaz. O yüzden yapmayayım yani yorum daha. Ne yapayım ben ya? Şaka yaptım. Artık kıskanabilirsin. Baha. Efendim? Ben ne yaptım biliyor musun? Kulise geldi Baha. Burcunu merak ettim. Sen dedim ya ikizler ya başak dedim. Sonra Serkan dedi ki bana, Hülya Hanım terazi de olabilir çünkü sanatçı ruhlu çocuk dedi. Gerçekten terazi çıktı. Baha, biz seninle aynı burçtanız. Artı, seni çok seviyorum. Artı, düşünsene bak şimdi Acun, Sergen. Dışarıda yürürken bir ses geliyor size. Ay, çişi geldi. Dışarıda yürürken bateri sesi duyuyorsunuz. Baha'nın çaldığını. Herhalde yani yaşını başını almış biri yapıyor bu işi diye düşünürsünüz. İçeriye girip baktığınızda Baha'yla karşılaştığınızı hayal edin. Yani o kadar önemli bir şey yapıyor ki. Baha'ya teşekkür ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz. Benim çok sık başıma gelen bir olay var. Şimdi size anlatınca bana hak vereceksiniz. Mesela bir yerde arkadaşınızla otururken, sohbet ederken ya da bir sokakta yürürken bir an o anı daha önce yaşamış hissine kapılıyoruz. Muhtemelen sizin de başınıza geliyor. Buna dejavu diyorlar. Yani daha önceden yaşamadığınız, zannettiğiniz bir şeyi o an yaşama hissine kapılma. Şimdi bugün bununla alakalı bir şey göstereceğiz sizlere. Ama bunun için, bunu yapabilmemiz için yanınıza gelmemiz gerekiyor. Tabii. Tamam. Fakat bu oyun için hiç açılmamış yeni bir desteğe ihtiyacımız var. Öncelikle bir iskambil kartı pedi sereceğiz buraya. Hiç açılmamış yeni bir deste kullanacağız. Hiç açılmamış bir destenin üzerinde aynen buradaki gibi bir jelatin vardır. Jelatini ilk başta kartlara ulaşabilmemiz için açmamız gerekir. Daha sonra ise burada bir sticker görürsünüz. Her yeni destenin üzerinde bu sticker'dan vardır. Kapağı açabilmemiz için ise sticker'ı yırtıp aynen bu şekilde. Daha sonra ise evet biraz yırttım. Kartlara ulaşmamız gerekir. Şimdi kartları buraya koydum. Yeni bir iskambil destesinde her zaman en üstte iki tane reklam kartı vardır. Bunları genellikle kullanmazlar. Daha sonra açtığımız zamansa en altında iki tane joker vardır. Bu jokerlerden bir tanesi garanti joker, diğeri ise yedek jokeridir. Bunu da kullanmayacağız. Desteği açtığımız zaman, şimdi desteği açıyorum. Her açılmış yeni deste sıfır deste pozisyonundadır. Yani sıfır deste ne oluyor? Maçı astan başlar, 2, 3, 4, 5 diye devam eder. Daha sonra, yani böyle devam eder yani. Şimdi desteği topluyorum. Bir kısmını size veriyorum Acun Bey. Bir kısmını size Hülya Hanım. Bir kısmını da size Sergen Bey. Bana bir iyilik yapın ve elinizdeki kartları karıştırmaya başlayın. Tamamen karıştığını düşündüğünüz zaman da masaya kapalı bir şekilde bırakın. Biraz önce deste sıfır pozisyondaydı fakat artık karışmış durumda. Pekala, pedin üzerine koyabilir misiniz? Sergen Bey pek emin olamadı galiba karıştığını. Teşekkürler. Şimdi son bir kez sizin kartlarınızı şöyle üste koyup bir kez de ben karıştırıyorum. Ve desteği açıyorum. Karıştığını herkes net bir şekilde
görebilir. Evet, şu an bütün ekran başında izleyenler ve sevgili seyirciler destenin karıştığını çok net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi Hülya Hanım, bana yardımcı olur musunuz? Sizle beraber yapacağız. Hı hı. Destedeki istediğiniz herhangi bir kartı dokunun lütfen. Hangisi olduğu önemli değil. Bir tanesini dokunun. Şu kart mı? Hı hı. Ben buradan kesiyorum. Alın kartınızı. Kesinlikle bize göstermiyorsunuz. En alttaki kartı veriyorsunuz. Evet. Alıyorsunuz kartı, bize göstermiyorsunuz. Şimdi kartınızı imzalamamız gerekiyor. Bunun için bu kalemlerden bir tanesinden birini, bir renk seçebilir misiniz buradan? Hangi renk? Yeşil alayım. Yeşil olan bu mu? Evet. Pekala. Yeşil olanı size veriyorum. Buyurun yeşil olanı. Şimdi desteden bir kart aldınız. O kartın üzerinize isminiz ya da imzanızı atın. Biz kesinlikle görmeyelim. Arkasına mı, önüne mi? Önüne, önüne, ön yüzüne. Biz görmeyelim. Sadece barkın yüzüne. Evet, kredi kartı numaranızı ya da şifreni de yazabilirsiniz. Tamam. Şu an imzaladığınız kartı değil mi? Evet, elinizi evet. Biraz da çekerseniz çok çok güzel. Şu anda Kıvanç kartı destenin içinde bir yere soktu. Sağ elinizi getirir misiniz Hülya Hanım? Açın, aynen bu şekilde kartları koyduk. Şimdi sol elinizi getirin üstüne. Kapatın. Aynen bu şekilde. Acun Bey siz de sağ elinizi getirin. Kapatın. Sergen Bey siz de sol elinizi getirin. Aynen bu şekilde. Heyecanlandım evet. Burada. Ben de. İlk defa Açun'un elini bir yere de... Pardon. Şimdi deste içinden bir tane kart alacağım. En üstteki kartı. O joker olacak. Sadece alıyorum en üsttekini. Müsaade edin bana. Hangisini aldın? Joker. Joker. Şöyle kapatalım. Evet. Kimse görmesin. Süper. Şimdi Hülya Hanım, kartı siz seçtiniz ve imzaladınız. Sizin kartınızı deste içinden alıp ters bir şekilde destenin arasına koysam nasıl bir oyun olurdu? İyi olurdu. İyi. Peki buna ne dersiniz? Sizin kartınızı alsak, destenin arasına ters bir şekilde koysak, aynı zamanda deste sıfır halde olsa, yani sıfır bir pozisyonda. En başta ilk açıldığındaki gibi olsa, sizin kartınız da yerinde olsa. Bu nasıl olurdu? Çok çok iyi olurdu. Çok çok peki iyi. Hülya Hanım, buna ne diyeceksiniz? Sizin kartınızı sıralı bir deste içinde, kendi yerinde ters çevirip desteye sokup, daha sonra kutunun içine sokup, sticker'ını yapıştırıp jelatinlesek mi nasıl olurdu? Yuh olurdu. Hayır. Bu dejavu olurdu. Ellerinizi açar mısınız? Hayır, dejavu. Hadi canım, dalga geçiyorsunuz. Açın ellerinizi. Sopalarım ile elim Allah. Gördüğünüz gibi herkes görebilir mi? Görebilir. Sıfır bir deste. Dikkat edecek olursanız hiçbir yerinden açılmamış daha önce. Görebiliyor musunuz? Bakın, evet, görüyorum. Altı kapalı, yanları gayet kapalı. Gayet güzel görüyoruz. Her yeri kapalı. Biraz havada tutarsan, tabii evet, tutarım. İzleyenler de görebilir. Şimdi desteği ilk kez ben açıyorum. Bakın ilk kez açıyoruz şu anda desteği. Yere atıyorum. Ve sticker'ını açıyorum. Bakın ilk kez ben açıyorum sticker'ını. Desteği açıyorum. Ve elimi boşaltıyorum. Bütün kartları. Ve masada bırakıyorum. Hülya Hanım, sizden şunu istiyorum. Desteği bu tarafa doğru açar mısınız? Masanın üstüne. Evet. Bozmadan evet. Açın, 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 açın. Wow. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Biraz daha açın, herkes görsün. Şu anda deste sıralı bir şekilde. Yani biraz önceki gibi, daha önce hiç açılmamış bir deste gözüküyor. Hadi canım. Gözüküyor. Ve bakın orada kapalı hadi bir kart. Hadi canım. Hülya Hanım, dikkat edecek olursanız kartınız neydi ilk önce? Onu sormak istiyorum. İkide karo 7. Karo 7 miydi? Şu an karo 6 ile karo 8'in arasında bir kart ters duruyor. Kartı alıp bakar mısınız? Bir de yerinde duruyor. Ay şaka gibi. Sizin imzalı kartınız. Bugün hatırası olarak bizde kalabilir mi? Evet. Sizi görmekte zorluk çekiyoruz çünkü bu bizde kalsın. Bugün hatırası. Pekala. Nasıl devam edelim. Nasıl olur ya? Nasıl olur Ayın Azaksan? Yarım saat evet, düşünmen lazım. Evet, aynen öyle. Çünkü bulamayız. Çok teşekkür ederiz. Burak sen getir. Pekala. Bayanlar baylar, bu zamana kadar Yeteneksizsiniz sahnesinde birçok tahmin oyunu gördünüz. Bunu biliyoruz. Hatta birkaçını biz de sergiledik. Ama bugün sizler için çok özel bir tahmin oyunu hazırladık. Bu zamana kadar görüp görebilecekleriniz bütün tahminlerden daha büyük olacak. Hayır, cidden daha büyük olacak. Burak, hazırsan getir. Evet, büyük olduğunu söylemiştik. Bildiğiniz gibi ünlüler artık hepimizin hayatında. Ve hepimiz onları çok yakından tanıyoruz. Cebimizde 52 karttan oluşan 2 tane deste var. Yani toplamda 104 tane kart var. Ama bu kartların üzerinde hepimizin yakından tanıdığı ünlülerin isimleri yazıyor. Evet, sizle beraber, salondaki herkese beraber katılımıyla bir oyun oynayacağız. Hep beraber. Ben size ünlünün adını söyleyeceğim. Siz de ilk aklınıza gelen ünlünün bana soyadını söyleyeceksiniz. Mesela ben size Acun dersem sizler...
Evet. Diyeceksiniz. Evet, bu kadar basit. Başlıyoruz. Beren. Favori. Alp. Rıza. Nuri. Favori. Favorim. Sertap. Beren. Çelik. Ha, kaldınız değil mi? Çünkü Çelik yok. Devam ediyorum. Şahan. Rıza. Bravo. Sezen. Favori. Kıvanç. Favori. Kıvanç. Favori. Kıvanç ve Burak ya hani biz... Üç türdür gösteri. Üç türlü gösteri. Tabii, tamam. Şimdi bu elimizdeki kartları kamera tekrardan yukarıdan bilardo masasını çekerse hepinize göstermek istiyoruz. 104 kartın hepsi birbirinden farklı yani hepsinde farklı bir ünlünün ismi var. Bakın burada göreceksiniz. Farklı farklı isimler var ve hiçbir isim birbirini tutmuyor yani aynısı değil. Şimdi bu kartları toplayacağız ve daha sonra masanın üzerine yiyeceğiz. Rastgele bir biçimde. Fakat bu oyunda bize yardımcı olması için bir kişi gerekiyor. Onun içinse Sergen Bey sizin iyi bilardo oynadığınızı duyduk. Bize yardımcı olabilir misiniz bu oyun için? Rica etsek. Sergen Bey'e büyük bir alkış. Tamam ben dizerim Kıvanç. Sergen Bey hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sergen Bey, yapacağımız işlem çok basit. Sizi çok fazla yormayacağız. Istakayı vereyim. Çok iyi oynadığınızı biliyoruz bilardoyu. Gördüğünüz gibi burada 3 tane farklı renkli topumuz var. Sarı, kırmızı ve beyaz. Topları böyle koyacağım Sergen Bey. Tebeşiri isterseniz kullanın. Şunu yapacağız. Sergen Bey birazdan buradaki bilardo masasının üzerindeki topları tek tek vuracak. 3 atış yapacak. Tek bir tane kuralımız var Sergen Bey. İlk topa vurduktan sonra ilk top durmadan diğer topları vurmanız gerekiyor. Tamamıyla nereye yönü vuracağınızı siz belirleyeceksiniz ve hızlarını. İstediğiniz hızda, istediğiniz şiddette, istediğiniz yöne vurabilirsiniz. Sadece tek kuralımız ilk topa vurduktan sonra bu top durmadan diğer iki topa vurmanız gerekiyor. Tamam. Isakıyı alayım Sergen Bey. Sergen Bey sizi böyle alabilirsek. Böyle geçelim. Sergen Bey, şimdi sarı topun yanındaki kartı imzalar mısınız? Sizin toplarınız... Açayım mı? Açmayın, hayır lütfen açmayın. Üstten. Kapalı, üstünden imzalıyorsunuz. Bu birinci kart. Teşekkürler. Burak, birinci kartı al. Topu aldım. Sergen Bey, bu topa iki tane kart yakın geldi. Hangisini seçmek istersiniz? Tercih siz yapıyorsunuz. Şunu. Tamam, bunu da aldım. Onu da imzalayın lütfen. Çok teşekkürler. Ve İkinci olarak, imzalı kartı da aldık. Bu mu? Bu. Tamam. Onu da imzalıyorsunuz. Tamam, teşekkür ederim. Üçüncü imzalı kartı da buraya koyduk. Yerinizi alabilirsiniz tekrardan. Bayanlar bayanlar, Sergen Yalçın. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Sergen Bey. Üç farklı kart vardı Sergen Bey. Üç topa vurdu ve her top bir kartın üzerinde durdu. Bir kartın altında durdu. Yok. Kafam karıştı. Bir tamam. Top kartın... Bunu her seferinde ben karıştırıyorum. Tamam, pekala. Diğer kartlara baktığımız zaman çevresindeki kartlar bunlar da gelebilirdi. Yani kartların hepsi birbirinden farklı olacaktı. Ama üç tane kart var ve toplar bu kartlara denk geldi. Şimdi jüri üyelerimizden bir şey isteyeceğiz. Üç kart var. Bir numaralı kart, iki numaralı kart ve üç numaralı kart. Bunlardan bir tanesini seçmenizi istiyoruz. Ortak bir kararla. Üçünüz ortak bir karar veriyorsunuz ve bu kartlardan bir tanesini seçiyorsunuz. İki. İki Hülya numaralı. Hanım'ın kararı ortak karar mı oluyor? Hülya'nın kararı her zaman bizim kararımız. Pekala. Acun Bey dedi ve telefonu kapadı. O zaman diğer bir ve üçe bakalım. Eğer üç numaralı kartı seçseydiniz, üç numaralı kartta Gökçe Bahadır olacaktı. Eğer bir numaralı kartı seçseydiniz, bir numaralı kartta Hıncal Uluç olacaktı. Ama siz iki numaralı kartı seçtiniz ve iki numaralı kartta ise Hadise'nin ismi var. Diğer kartları ters çeviriyoruz. Peki bunu neden yaptık? Çünkü bizim bir tahminimiz vardı. Büyük bir tahmin. Ve bu tahminde buradaki ünlerden birinin fotoğrafını koyduk. Ve tahminimizi açarsak... Bayanlar baylar, buradaki fotoğraf... Buradaki fotoğrafta... Hadise'nin fotoğrafı var. Ama 3 aylık! Hem de Hadise bu fotoğrafta oldukça cüretkar.
Peki Burak, sana sormak istiyorum. Sence Hadise 3 aylıkken mi daha güzelmiş yoksa şimdi mi? Bence bunu seyirciler karar versin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bayanlar, baylar, gösterimizin yavaş yavaş sonuna geldik. Yeteneklisiniz Türkiye'de. Gösterimizi sizinle paylaşmaktan ötürü çok mutluyuz. Burak'la beraber, yalnız bu sahneden ayrılmadan önce size son bir şey daha paylaşmak istiyoruz. Burak'la beraber birçok yerde gösteri yaptık. Özellikle her yılın Nisan ayında Kanser Hastalarına Yardım Derneği için Kıbrıs'ta gösteri yapıyoruz. Onlara moral ve motivasyon vermek adına gösteriler düzenliyoruz. Gösteriden sonra fırsatımız olursa onlarla tanışıyoruz ve onlarla sohbet etme imkanı buluyoruz. Bu sohbetlerimiz çok keyifli geçiyor, gülüp eğleniyoruz. Bazense tabii ki hüzünlenebiliyoruz. 2 yıl önce de Nisan ayında 10 yaşındaki Ömer'le tanıştık. Ömer tutturdu ben de sizin gibi sihirbaz olacağım diye. Nedenini sorduğumuzda ise sihirli güçleri olduğunda kar yağdıracağını söyledi bize. Karın yağdığını görmek onun en büyük hayaliymiş. Tabii ilk başta bunu duyduğumuzda şaşırdık. Ama daha sonradan öğrendik ki bunu istemesinin sebebi Kıbrıs'ta uzun yıllardır kar yağmaması ve Ömer'in şimdiye kadar hiç kar görmemesiydi. Ömer'e bunun için sihirli bir güce ihtiyacı olmadığını, eğer umudunu yitirmezse hayallerine ulaşabileceğini söyledik. Ve Ömer bize bir söz verdi. Umudunu hiçbir zaman yitirmeyecekti. Eğer şu anda Ömer'i soruyorsanız, Ömer'in sağlık durumu çok iyi. Ve umudunu hiçbir zaman kaybetmedi. Biliyor musunuz? Bu yıl 15 dakikalığına da olsa çok uzun bir aradan sonra Kıbrıs'ta kar yağdı. Hayallerinizin her zaman peşinden koşun. Umudunuzu hiç ama hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü er ya da geç hayalleriniz umutlarınızı kaybetmediğiniz sürece bir gün gerçekleşecektir. Bizim yarışmamız başlarda biraz eğlenceli başlıyor. Her türlü arkadaşımızı kabul ediyoruz. Sahneyi onlara veriyoruz ama elemeler oldukça, sevgili Yüksel Aytu'yla bunu daha önce çok konuştuk. Yavaş yavaş yetenekler sivrilmeye başlıyor ve finale o kadar büyük performanslar kalıyor ki işte yani yeteneklisinizin gurur tablosu. Diyecek hiçbir şeyim yok vallahi. Çok sağ olun. Sağ olun. Alkışlarla uğurluyoruz şimdilik. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. I believe I can touch the sky. I think...
Deli. Yani Hakan, benim için sembol yarışmacılardan birisin. Hem olağanüstü yeteneklisin, hem büyük katkı sağlıyorsun. Düşünüyorsun, bir şeyler yaratıyorsun. Diyecek hiçbir şeyim yok. Sana çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Allah daha da fazlasını versin de, bu nasıl bir güçtür? Nasıl, kaç kiloydu? 47 kilo. 47 kilo taşıdın. Ve yan taşıdın. Evet. Hakan, çok farklı bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum gerçekten. Özellikle bu akşam yaptığın şu dönüşle, Hülya da buna bayıldı. Şu yukarıda yaptığın gerçekten mükemmeldi. Yani her turda beğeniyle izlediğimiz bir yarışmacı oldun. Finaldeki performans da bence çok tatmin ediciydi. Hatta mükemmele yakındı diyebiliriz. Hiç söylenecek fazla bir şey yok. Yani hatasız bir performans oldu. Hepiniz için söylüyorum bunu. Çok bence teşekkür ederim. Bence gayet başarılıydı, çok iyiydi. Teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Bir önceki performansta Hülya Avşar esprisini kaktüs demişti Sergen için. Kaktüsten Sergen'i yaparsın demişti. Ben bu espriyi gerçekleştirmek istedim kaktüsten için. Aman yoksa Sergen'in resmini mi yapacağım? Böyle bakınca ne görüyorsunuz? Sergen'i. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sedat hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, bu akşam bizi neler bekliyor? Şimdi Alp için bir şeyler yapacağım. Alp'in resmini çizmeyeceğim. Ona bir papyon tasarlayacağım. Tamam. Aa, güzel. Tamam, başlıyorum. Tabii. Tamam. Acaba bana ya. Alp'in üzerinde uygulayalım mı, nasıl duracak diye? Alp'i sahneye alabilir miyiz? Tabii ki. Kurban benim şu anda. Evet. Kurban benim. Evet. Beğendin mi önce? Çok. Ben hayatımda böyle bir papyon görmedim. Yani kimse de gördüğünü zannetmiyorum. Bize bu papyonu biraz açıklar mısınız? Açıklama yapmayalım, uygulama yapalım. Hemen uygulayalım, peki. Biraz... Ben ne yapayım? Kağıdı alıp takacak halim yok herhalde. Yani o küçültelim o zaman biraz. Lütfen, sana zahmet. Tamam. Şunu böyle gelişi güzel ortadan kestik. Çok. Şu bantlarını da alalım. Yeterli mi? Biraz daha küçültelim mi? Vallahi büyük gibi takmak için ama yani... Tamam, biraz daha bunu küçültelim. Bu kalsın mı böyle? Kalsın o. Bak
Bir de alttan gerilim müziği geliyor. Evet. Çok güzel katladım. Şunu da alalım abi. Şunları yenilelim abi. Şu camın birini tut abi. Şunu da şöyle yapalım. Bir saniye. Şöyle tutalım abi. Gel abi şöyle. Dur. Tamam, yerim şurası. Tamam. Şöyle bir dön. Dön. Tamam. Tamam, şunu şöyle kaldır. Abi şunu ağzında tutmanı istiyorum, özür dilerim. Tamam, iyi misin? Biraz şöyle. Işıklar söndürebilir miyiz? Abi yavaşça şu tarafa doğru dön. Dön. Papyon olmuş mu? Yalnız... Görebiliyor musun? Bravo. Evet, teşekkür ederim. Ben böyle kayıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her açıdan çok başarılı bir sezon geçirdin Sedat. Şu bir gerçek. Sen yeteneksizsiniz Türkiye'nin, yani ressam olduğun için o açıdan bakacağım, tek kelimeyle renklerinden biri oldun. Teşekkür ederim, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, iyi akşamlar, sağ olun.